2001 Wacken Zee turnuvası, Alexander Morozevic, Michael Adams. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, İtalyan açılışı. Fil C5. İki büyük usta da fillerini oldukça etkili olabilecekleri karelerden geliştirdiler. Burada Morozevic'in tercihi oyun tarzına uygun bir şekilde B4 Evans Gambit olmuş. Kendisi merkezde ve gelişimde üstünlük elde edebilmek için piyonunu feda ediyor. Elbette bu piyonu almak zorunlu değil. Fakat buradaki en güçlü yanıt fil alır B4'tür. Şimdi C3. Böylelikle bu piyon fedasının ana fikri ortaya çıkmış oldu. Yani C3'ü tempoyla yapıyor ki biraz sonra merkeze ikinci piyonu getirebilmek için vakit kazansın. Fil A5. Filin bu çaprazda kalması oldukça önemli. Çünkü D4 yapıldığında E alır D4'e karşı C3 piyonu açmazda olduğundan dolayı hemen merkeze ikinci piyonu getirerek bu alışı yapamıyorsunuz. Fakat bu çok büyük bir problem değil. Morozevic oyuna kısa rok ile üçüncü piyonu da feda ederek ve hızlı bir gelişimle devam etmiş. Ve artık açmaz olmadığından dolayı gerçekten bu alışı piyonla yapabilir ve mükemmel bir merkeze sahip olabilir. Arkadaşlar, bu açılış çok eski yıllardan beri oynanılan bir açılış. Murphy, Andersen zamanında bile fazlasıyla tercih ediliyordu. Bu sebeple artık herkes çok iyi biliyor ki piyon toplamaya devam etmek genellikle iyi sonuçlara yol açmaz. Özellikle Fisher Fine partisi buna güzel bir örnek. Bu sebeple Michael Adams oyuna gelişimini sürdürebilmek için at E7 ile devam etmiş ve biraz sonra kısa rok atabilir. Peki neden bu at en doğal gelişim karesi olan F6 karesinden geliştirilmedi? Bunun çok önemli sebepleri vardı elbette. Öncelikle at F6 oynarsanız rakibiniz E5 ile o atı rahatsız ederek oyuna devam edebilirdi. Ya da fil A3 ile birlikte rok atmanızı engelleyebilir ve şahınızın merkezde kalmasını sağlayabilir. Tabii ki burada aklınıza D6 gibi bir yanıt gelmeli. Fakat bu rakibin ekmeğine yağ sürer. Çünkü E5 artık E dikeyini de açarak gelebilirdi. İşte bu sebeplerden dolayı kısa roka karşı Adams at E7 oynuyor ki rakibi fil A3 yapsa bile bu çapraz kapalı olduğundan dolayı kısa rok atabilsin. Burada oyunda yapılan hamleye gelmeden önce, eğer C alır D4 yapılsaydı buna nasıl bir yanıt vermemiz gerekiyor? Kısaca bundan bahsedelim. Çünkü öyle gözüküyor ki rakibin mükemmel bir merkezi var ve bu müthiş merkezi hareketli mobil merkez piyonlarını görmezden gelemeyiz. Çünkü bu piyonlar bir kere ilerlemeye fırsat bulabilirse çok büyük tehlikeler oluşturabilir. İşte bu nedenlerden dolayı rakibin merkezdeki ilerleyişini durdurabilmek için buradaki yanıtımız mutlaka D5 olmalıydı. Pekala, tekrar oyuna dönecek olursak. At E7'ye karşı Morozevic'in tercihi at G5 olmuş. Evet, açılış prensiplerini ihlal eden bir hamle. Çünkü henüz gelişim tamamlanmadı ve oynadığı taşıyla ikinci kez hamle yaptı. Fakat at G5 çok önemli tehditlerle geliyor. Öncelikle at alır F7 ve veziri kazanmak istiyor. Eğer burada Morozevic'in rakibi Adams'tan daha zayıf bir oyuncu olsaydı, burada en doğal yanıt olan kısa rok hamlesinden sonra vezir H5'e oyunu kaybedebilirdi. Çünkü ver matı ve ver F7 piyonunu diyerek geliyoruz. İşte bu sebeple at G5'e karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Burada kısa rokun kaybettirdiğini anladığımızda, aslında az önce de değinmiştik,
hemen aklımıza D5 yanıtı gelmeli. Şimdi tempo ile fili istedik ve rakibimiz E alır D5 ile oyuna devam etti. Ne kazandık? Evet, piyonu verdik fakat filin çaprazı kapandı ve böylelikle F7 piyonla olan baskı azalmış oldu. Fakat halen çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bu pozisyonda hemen D5 piyonunu at ile alırsak aklımıza hangi açılış gelmeli? Tabii ki de kızarmış ciğer saldırısı. Çok benzer bir pozisyon. Şimdi at alır F7, ver kaleyi, ver veziri, yapılabilecek çok fazla bir şey olmazdı. Şah alır F7'ye de vezir F3 şah. Hem atı hem şahı isteyerek gelir ve atı koruyarak kaçan tek seçenek şah E6 olurdu ve bu da oyunu kaybettirirdi. Çünkü kızarmış ciğer saldırısına oranla burada çok büyük bir avantaj var. E dikeyi açık durumda ve kale E1 oyunu hemen bitirebilirdi. İşte arkadaşlar, bu sebeplerden dolayı D5 ve E alır D5'e karşı hemen bu piyonu almak at alır F7 ile yanıtlanır. Fakat bir şeyler yapmamız gerekiyor çünkü atımız istek altında. Bu sebeple Michael Adams'ın tercihi, bakın, soğukkanlı ve sakin bir şekilde at E5 olmuş. Öncelikle bunu tempo ile yapıyor, vakit kazanıyor. Yani fili isteyerek. Ayrıca çok kritik olan F7 karesinin kontrolünü arttırmış oldu. Fakat burada halen kontrolü elden bırakmamanız gerekiyor. Tabii ki teoriyi iyi biliyorsanız burada hesaplamayla vakit kaybetmenize gerek yok. Fakat teoriyi buraya kadar uzun bir şekilde eğer bilmiyorsanız kısaca göz ucuyla bir hesaplama yapmanız gerekiyor. Çünkü artık at C6 karesinde olmadığından dolayı köşedeki filimiz savunmasız kaldı ve üstüne rakibimizin vezir A4 gibi bir fırsatı oluştu. Acaba bu filin düşmesine sebebiyet verebilir mi? İşte bunu hesaplamamız gerekiyor. Burada birçok yanıt var. Örneğin C6 gibi bir hamle iki tehdidi birden karşılamaya yeterli olacaktır. Fakat daha derin ve doğru bir hesaplama gerektiriyor. Bu sebeple vezir A4'e fil D7 yapabiliriz ve rakibimiz eğer fili alırsa biz de at alır C4 ile rakibimizin filini alabiliriz ve bir problem gözükmüyor. Peki, o halde at E5 bu pozisyonda gönül rahatlığıyla oynanılabilir. Şimdi fil istek altında ve fil B3. Ve burada arkadaşlar Michael Adams gelişimini hızlı bir şekilde sürdürebilmek için tabii ki önce şah güvenliği çok önemli, kısa rok ile oyuna devam ediyor. Bakın bu piyonla hiç ilgilenmiyor. Ve kısa roktan sonra tabii ki vezir H5 az önceki kadar etkili olmazdı. Yani bir hamlelik tehditten ileriye gidemezdi. Burada mat istiyor fakat fil F5 ile hem gelişime devam ediyoruz hem de matı tutuyoruz. Bu sebeple kısa roka karşı Morozevic'in tercihi C alır D4 olmuş. Evet, böylelikle Alexander Morozevic açılışta feda ettiği piyonlarını geri aldı. Piyon sayısı eşitlendi. Adams da bakın o kadar güzel oynadı ki, o kadar güzel rakibinin baskısını savuşturdu ki ve eğer rakibiniz açılışta böyle bir gambit oynuyorsa, piyon fedası ya da fedalar yapıyorsa, izleyeceğiniz en iyi plan aldığınız materyali geri vermek ve gelişimi sürdürmektir. Bakın Michael Adams piyonu geri verdi fakat hangi şartlarda? Kendisinin çok sağlıklı bir piyon yapısının olduğunu görmekteyiz. Fakat Morozevic'in oldukça zayıf piyonları var. Özellikle de D5 karesindeki piyon baskı altında. Bakalım. En son C alır D4'e karşı. Şimdi at G4 ve vezir F3. Tabii ki piyonu koruyarak ve şimdi at F6. Tekrar piyonu istedi. Ve görünüşe göre D5 karesindeki piyonumuzu
herhangi bir taş ile koruyamadığımızdan dolayı artık taktiksel savunmalar devreye giriyor ve Morozevic fil A3 ile oyuna devam etmiş. Yani atı açmaza alarak piyonu korumuş oldu. Michael Adams'tan H6. Genellikle yararlı olan bir piyon sürüşü. Şahı için H7 karesini açıyor. Ayrıca bizim alanımıza yaklaşan atlar ileride kötü sürprizlere yol açabilir. Hemen o atı uzaklaştırıyor. Ve arkadaşlar, belki şu noktada önemi anlaşılamasa da ileride şahınız için hava deliği açmadığınızda çok pişman olabilirsiniz. H6'ya karşı at E4. Burası oldukça önemli. Şimdi birçok videomuzda diyoruz ya, bir planınızın olması gerekiyor. Sadece taktikle oynanılmaz, devam edilemez. Burada kendinizi Michael Adams'ın yerine koyun. Nasıl bir strateji izleyebilirsiniz? Öncelikle tahtaya şöyle bir baktığımızda gözümüze çarpan ilk önemli nokta rakibimizin zayıf piyonları. O halde aklımıza hangi plan gelmeli? Oyun sonuna girme planı. Çünkü oyun sonunda bu piyon zayıflıkları daha belirgin bir hal alacaktır. Peki oyun sonuna nasıl gireriz? Çok basit. Taş değişerek. At alır E4. Şimdi vezir alır E4. Şunu söyleyelim. Tahtada birçok sayıda taş varken piyon zayıflıkları çok büyük bir problem olmayabilir. Rakibimiz o piyonları fazla sayıda taşıyla koruyabilir. Hatta bazen zayıf piyonlar avantaj bile verebilir. Hem sağladığı alan avantajıyla hem de oluşturduğu açık ve yara açık dikeylerle birlikte. Fakat tahtadan taş sayısı giderek azaldığında artık o piyonları korumak daha zor bir hal alır ve piyonların zayıflığı daha fazla ortaya çıkar. İşte bu sebeple vezir alır E4'e karşı. Kale E8. Şimdi kalesini açmazdan çıkardı. Ve Morozevic de burada artık açmaz olmadığı için filinin anlamsız kaldığını düşünerek B2 karesine çekmeyi uygun görmüş. İleride olur da bu piyonlarını ilerletmeyi başarabilirse fillerinin çaprazını rakip şaha bakacak şekilde mükemmel bir şekilde açabilir. Çok güzel duruyor değil mi? Fakat buna vakti olacak mı? Fil B2'ye. At F5, veziri istedi. Vezir F4 ve şimdi fil B4. Evet, Michael Adams da köşedeki filini daha etkili olabileceği, yani D6 karesine getirmeye hazırlanıyor. Bunu tempoyla yapacak ve rakibin şah kanadına bakacak. Ve burası da arkadaşlar oldukça önemli bir pozisyon. Burada satrançta en önemli konulardan birine değinmek istiyorum. Yani esnek plan. Az önce ne demiştik? Temel planımız oyun sonuna girmekti. Fakat burada Michael Adams şöyle önemli bir detayı fark ediyor. Nedir o detay? Rakibinin şah kanadındaki savunma taşlarının yetersizliği. Özellikle de F3 karesinde bir at olmadığından dolayı ve Michael Adams'ın taşlarının pozisyonuna bakarsak, biraz sonra da fili D6 karesine gelecek. Yani taşları şah kanadından bir hücum yapmak için oldukça elverişli gözüküyor. Yani ana planınızın yanına eğer çelişmiyorsa bir B planını eklemek oldukça faydalı olacaktır. Fil B4'e karşı Morozevic de rakibinin fil D6'sını görüyor tabii ki ve bu sebeple atını tahtanın köşesinden A3 karesinden geliştiriyor ki ileride belki at C4 ile o fili alabilir ya da daha farklı düşünceler. Fil D6 ver veziri, vezir D2'ye karşı vezir H4. İşte bakın, Adams şah kanadından atak planına B planına başladı. Şimdi mat istiyor. G3, vezir H3. Peki rakibine neden G3 sürüşünü yaptırdı? Tabii ki şahın çevresindeki bu kareleri zayıflatmak için. Dikkat edin, o kareleri savunan en önemli taş olan
Bu fil çok uzakta kaldı ve sürekli beyaz renkli karelerde ciddi problemler yaşanabilir. Ve lütfen şunu unutmayın, her zaman Ataş 4'ü hesaplamak zorundasınız. Çünkü bu mat isteyerek gelir ve tabii ki H2'den mat sebebiyle bu ata dokunulamaz. Vezir H3'e, at C4, B5 tempoyla ve at E5. Neden Morozevic rakibinin elinden fil çiftini, bu fili almıyor? Çünkü bu rakibinin ana planına, yani taş değişerek oyun sonuna girme planına hizmet ederdi. Fakat burada dikkat edin, bu alışı piyonla yapmanız sizin temel planınızla çelişir. Çünkü az önce, alıştan önce iki tane piyon adacığınız varken bu alışı piyonla yaparsanız 3 tane piyon adacığınız oluşuyor ve sizin de oyun sonunda piyonlarınız zayıflayabilir. O halde at alır D6 tutarlı bir şekilde at ile yanıtlanmalı. Ve belki bu at E4 karesine gelebilir. Artık fil için F5 gelişim karesini de açtı. Ve daha sonra belki fil E4 çok güzel gözüküyor. İşte Morozevic rakibinin bu planlarının ortaya çıkmaması için o fili almamış fakat at E5 oynamış. Kendisinin de atı E5 karesinde çok güçlü. Şimdi fil B7 böylelikle kaleler arasındaki bağlantıyı sağlayarak gelişimini tamamladı ve şimdi kale A E1. Oyundaki tek açık dikey olan E dikeyine kalesini gelerek ve öyle gözüküyor ki Morozevic diğer kalesinin F1'de daha doğru kaldığını düşünüyor. A5. Bakın, Michael Adams tahtanın her yerini kullanıyor. Yani şah kanadından bir atak fırsatı var. Rakibinin merkezdeki zayıf piyonlarına baskı yapıyor ve bir de vezir kanadından gelmeye çalışıyor. Peki A5'in buradaki isteği ne olabilir? Elbette A4 sürmek ve bu fil C2'ye geldiğinde D5 piyonunu alabilmek. Bu sebeple Morozevic buna izin vermemiş, A3 oynamış. Filini A2 karesine dönebilmek için. Tabi burada şunu da söylemek yerinde olur. Satrançta iki zayıflık prensibi çok önemlidir. Çünkü rakibinizin bir zayıflığı varsa genelde var gücüyle, birçok taşıyla kompakt bir halde o zayıflığını tutabilir. Fakat siz tahtanın diğer taraflarında ikinci veya bu oyunda olduğu gibi üçüncü zayıflıklar oluşturursanız artık rakibinizin taşları o zayıflıkların korunmasına bağlı kalacak ve kompakt bir pozisyon alamayacak. Buradaki zayıflıklar nelerdir? Birincisi şah kanadındaki zayıflık, iki merkez piyonlarının zayıflığı ve şimdi üçüncü de geliyor. B4. Öncelikle ver piyonu dedi. A alır B4'e, bakın bir uzak geçer oluşturdu. Yani oyun sonu planını da Michael Adams göz ardı etmiyor. Hani bir yandan rakip şaha saldırırken. Şimdi fil alır B4. Ver veziri, ver kaleyi. Burada en dirençli seçenek vezir C2 oynamak ve kaliteyi feda etmekti. Halen Morozevic'in bir baskısı karşı oyunu olabilir. Özellikle E5 karesindeki at çok güçlü. Fakat burada Morozevic ciddi bir hata yapıyor ve çok doğal gözüken fil C3 oynuyor. Peki fil C3 neden yanlış? Fil alır C3, vezir alır C3'ten sonra az önce ne demiştik? At H4 hamlesini sürekli hesaplamak zorundaydı ve şimdi at H4'e oyun bitti. Morozevic oyunu terk etmiş. Neden mi? Çünkü vezir az önceki gibi ikinci yatayda olmadığı için F4 sürerek bu karedeki matı savunamıyor. Ayrıca şimdi atı alırsanız bu kez de C3 karesindeki vezir boşta. İşte az önce fil C3 neden yanlıştı, bunu daha iyi anlıyoruz. Ve Michael Adams'tan gerçekten çok öğretici bir oyun. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.